Hangi tutumum efendim? Az önce Sayın Atilla Kart konuşurken müdahale ediyorsunuz. Ya. Ama iktidar kanadından konuşanlara hiç müdahale etmiyorsunuz. O nedenle tutumunuz hakkında söz istiyorum. Burada olmayan kişilere kişilerin isimlerini zikretmeyin dediğim için mi efendim? Sayın Kılıçdaroğlu, burada bulunmayan kişilerin isimlerini zikrederek burada onlardan bahsetmeyelim dediğim için, bunu böyle uyardığım için değil mi? Şimdi efendim, bu sizin talebinizdir. Bakın, zabıtlardan okuyorum Sayın Kılıçdaroğlu. Bakın, Sayın Hüseyin Çelik bir hakimden, bir milli eğitim müdüründen bahsediyor. Siz diyorsunuz ki önce Sayın Kamer Genç, o burada yok diyor. Sonra siz, Sayın Başkan söz konusu kişi parlamentoda değildir diyorsunuz siz. Sonra devam ediyorsunuz. Söz konusu kişi milli eğitim müdürü parlamentoda değildir diyorsunuz. Devam ediyorsunuz sonra, o kişi burada yok. Savunma hakkı yok. Evet. Bu Sayın Kart da diyor ki bu kabul edilemez. Yani o isimlerin burada zikredilmesi kabul edilemez. Ben sizin beyanlarınızda size hatırlatıyorum. Bunu siz istediniz. Gibi oldu bu. Sayın yani başkan, bunu isteyen sizsiniz. Ben de sizin bu tavrınızı doğru buldum. Tamam, baş tarafını doğru buldum. Nasıl? Ona neden itiraz ettim ben? Efendim, Sayın Çelik bir hakimden bahsetmiş, bir milli eğitim müdürünün ismini vermiş. Evet, bu hakimin bir takım yanlışlıklar yaptığını ileri sürmüş ve onun isminden bahsetmiş. Siz de diyorsunuz ki burada bulunmayan kişilerin ismini burada söylemeyelim çünkü hayır, savunma efendim, hakları yok diyorsunuz. Hayır efendim. Ben de sizi tasdik ederek söylüyorum bunları. Sayın Başkan. Hatta Sayın Kart da diyor ki evet, yani gerçekten kabul edilemez bir şeydir bu diyor doğru olarak. Bu bile sizin bu parlamentoyu ön yargılı yönettiğinizi gösteriyor. Ben size söylüyorum, Sayın Hüseyin Çelik'in konuşmasını niye okumuyorsunuz? Ben o konuşmaya itiraz ediyorum. Siz bir usul tartışması mı istediniz efendim? Evet efendim. Buyurun efendim. İki aleyhte kişiye söz vereceğim. Bir saniye, bir dakika. Kimlere söz vereceğimi lütfen yazılı olarak tespit edin çünkü tartışma çıkıyor. Hatta yazılı olarak buraya başvurursalar arkadaşlar çok daha iyi olur. Lehte Sayın Başkan. Sayın İnce'nin talebi var. Lehte Sayın Başkan. Aleyhte mi efendim? Lehte. İkiniz de aleyhte. Sayın Kılıçdaroğlu aleyhte. Lehte Sayın Canikli ve Sayın Bozdağ. Evet Sayın İnce, buyurun efendim. Tutumum hakkında söz istediniz. 3 dakika süre veriyorum. Buyurun. Sataşırsam? Sayın Başkan. Efendim. Sayın Milletvekili uyarır mısın? Sataşırsan yanındayım diyor. Buyur gel. Buyur gel. Sayın İnce, lütfen siz genel kurula hitap edin efendim. Sayın Başkan. Buyurun. 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 CHP'lilerin sözünü kesiyorsunuz, AKP'lilerin sözünü kesmiyorsunuz. Burada olmayan birinin hakkında konuşulmazmış. Sayın Başbakan arada sırada geliyor, hiç Başbakan hakkında konuşmayacak mıyız? Sayın Başkan, siz dinlenirken imzanız olup olmadığını fark etmemiştiniz. Oysa şimdi çok yorgunsunuz. Türkiye'nin 2 numaralı ismisiniz. Sabahlara kadar burada duruyorsunuz. Oysa başkan vekilleriniz var, bunu yapabilir. Ama yaptırmıyorsunuz. Ben size bir kardeşiniz olarak, yaşça küçük bir arkadaşınız olarak bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bence siz Akfırat'taki villanızda gidin biraz dinlenin. Akfırat neresi diye sorarsanız, hani şimdi hapiste olan, altın kaplamalı silah hediye aldığınız ve vekalet verdiğiniz ve siz Vakıflar Bankası'ndan sorumlu bakanken genel müdür yardımcısı yaptığınız akrabanızın üzerine alınan villa var ya, bence gidin orada biraz dinlenin Sayın Başkan. Yani kusura bakmayın ama AKP'nin grup başkan vekili gibi davranıyorsunuz. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanısınız. Bizim de başkanımızsınız, MHP'nin de başkanısınız, AKP'nin de başkanısınız, bağımsızların da herkesin başkanısınız. Siz Cumhurbaşkanı'na vekalet eden bir kişisiniz. Siz başbakanın talimatlarıyla hareket etmeye mecbur değilsiniz. Yani şimdi ben size şunu söylesem bu kürsüden. Sayın Başkan, sürekli bana laf atıyorlar. Siz mi susturacaksınız, ben mi susturacağım dersem olur mu? Bunlar olmaz. Ben size şunu söylüyorum Sayın Başkan. Lütfen dürüst çocuk diye kefil olduğunuz ama bugün hapiste olan Akfırat Belediye Başkanı'nın beldesine gidin.
evinizde birkaç gün dinlenin Sayın Başkanım. Yanlış yapıyorsunuz, taraflı davranıyorsunuz, bizleri üzüyorsunuz. Demokrasiye, meclis yönetimine yakışmayan işler oluyor. Sizi saygın bir konumda görmek isteriz biz. Cumhurbaşkanına vekalet eden hepimizin başkanı demek isteriz. Sizi AKP'nin grup başkan vekili gibi görmek istemiyorum Sayın Başkan. Yüce Meclis'e saygılar sunuyorum. İleri şimdi